أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri tabi tuttuğu imtihanda bizlere yüklemiş olduğu vazifelerin kalbe taalluk eden kısmı var, bedene taalluk eden kısmı var, bir başka ifadeyle ahlaka taalluk eden kısmı var, bir de amele taalluk eden kısımları var. Elbette kalbe taalluk eden görevler, bedene taalluk eden görevlerden daha önemlidir. Çünkü kalp ile ameller, kalbe taalluk eden vazifelerle amele taalluk eden vazifeler, bir arabaya olayı teşbih edecek olursak, kalp arabanın motoru gibidir, ameller de diğer aksamı gibidir. Motor çalışmadıktan sonra, motor bozuk olduktan sonra tekerler ne kadar kaliteli olursa olsun veya koltuklar ne kadar kaliteli olursa olsun sonuca ulaşılmaz. Önce motor sağlam olmalı. İnsanın tavır ve davranışlarında da motor hükmünde olan kalptir. Kalpteki inançtır, kalpteki ahlaktır, duygudur. Onun için kalbimize taalluk eden vazifelerimiz, bedenimize taalluk eden vazifelerimizden daha önemlidir. Çünkü bedenimize taalluk eden vazifeleri de yerine getirmek, ancak kalpteki o iman, takva ve salahtan, güzel ahlaktan neş'et eder. Bu birinci nokta. İkinci nokta, kalbe taalluk eden vazifelerin mükafatı, bedene taalluk eden vazifelerin mükafatından çok daha büyüktür, daha kapsamlıdır. İnsanoğlu sabahtan akşama kadar namaz kılamaz. Elbette namaz kılar, dinlenir, yemek yer. Çok çok namaz kılsa bir günde ne kadar namaz kılar bir insan? Demek ki yani namaz da bizim haşir neşir olduğumuz 24 saat içerisinde çok fazla değildir. Ama güzel ahlak ile muhatap olduğumuz süre ise 24 saattir. Yani namazla günde 5 defa meşgul olsak, ahlak ile 24 saat meşgul olmuş oluyoruz. Onun için iman ve ahlak, kalbe taalluk eden vazifeler süreklidir, devamlıdır. Bir insanın ahlakı, anasıyla babasıyla tavrını belirler, eşiyle tavrını belirler,
çocuklarıyla, torunlarıyla tavrını belirler. Komşusuyla tavrını belirler. Camide görevliyle cemaat arasındaki tavrı belirler. Cemaatle cemaat arasındaki tavrı belirler. Yani insanların birbirleriyle olan münasebetleri, komşusuyla, esnafıyla, büyüğüyle, küçüğüyle, cemaatiyle, görevlisiyle olan münasebetleri onun ahlaki yapısını belirler. Ahlaki yapısı bunlarda etkili olur. Bundan dolayıdır ki kalpteki vazifeler hem kapsamı açısından süreklilik arz eder, daha önemlidir, hem de mükafatı açısından da diğerlerinden çok daha önemlidir. Kalpteki vazifelerden birisi de sevgidir kıymetli dostlar. Bu sevgide elbette hepimizin bildiği bir nokta var. Nedir o? Allah ve peygamber sevgisi ve Allah yolunda cihat sevgisi bütün sevgilerin önünde olacak. Yani bir müminin kalbinde, bir mümin yetiştirmek istediği çocuklarının, torunlarının kalbinde neyin olmasını olmazsa olmaz görecek? Allah ve peygamber sevgisini olmazsa olmaz görecek. Ben insan mıyım? Akıllı mıyım? Hayatta mıyım? Hayattaysam, aklım başımda ise, insan isem ben bu gönül dünyamda en çok Allah'ı sevmeliyim, peygamberini sevmeliyim ve Allah yolunda cihadı sevmeliyim. Bunu Allah benden istiyor Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde mealen söylüyorum. Kimde üç tane haslet varsa imanın tadına erişmiştir. İmanın tadını almıştır. Üç tane özellik olması lazım. Birincisi Allah'ı ve peygamberi, Allah ve peygamberinin dışında herkesten daha çok sevecek. Eşinden de, çocuklarından da, torunlarından da, parasından da, mağazasından da, makamından da, mevkisinden de daha çok sevecek. Bu gönüldeki sevgiyi tabiri caizse 100 parçaya böleceksek bunun 80'i 90'ı Allah ve peygambere tahsis edilmiş olacak. Kişi bunu birinci olarak becerebilirse ve kişi sevdiği insanları komşusundan, çevresinden, esnaftan, camiden, görevliden, cemaatinden sevdiği insanları bir menfaat gereği, bir başka duygu sebebiyle değil de Allah için sevmiş olacak. Eğer insan sevdiğini Allah için sevmiş olursa, kalpte olması gereken ikinci önemli özelliği kazanmış olur. Üçüncü olarak da kalpteki şu duygu çok önemlidir. Ayağım kayar da Allah muhafaza küfre düşersem, Allah'ın gazabına duçar olur, şeytanın oyuncağı olursam, ben yanarım. Küfre düşmeyi, ateşe düşmek gibi tehlikeli ve korkulu görürse bir insan, işte bu insan imanın tadına erişmiştir. İmanın tadını almıştır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz eşlerimizi, işlerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı, karımızı, menfaatimizi Allah'tan ve peygamberden gerçekte daha çok seversek imanın tadına varamayız. İmanın tadına varamayınca da namazında tadına varamayız, orucunda tadına varamayız, zekatında tadına varamayız, kurbanında tadına varamayız. Bütün bu ibadetlerin tadına varabilmek için önce Allah'ı ve peygamberi her şeyden çok sevmek lazım. İkinci olarak da insanları severken de, değerlendirirken de Allah için değerlendirmek lazım. Falanca çok zengindir, fabrikatördür, makam sahibidir, sesi güzeldir, boyu güzeldir, imkanları şöyledir. Bunlardan dolayı sevmek vardır. Bir de imanından, güzel ahlakından dolayı sevmek vardır. İmanından ve güzel ahlakından, Allah'a güzel kulluk yaptığından dolayı sevmek, Allah için olan sevmektir. Bizi artıya götürecek, kazanca götürecek, bizi indallah'ta, Allah'ın nezdinde değerli kılacak olan bu anlayış, bu sevgidir. Üçüncüsü de, bir insan küfre düşmeyi,
ayağının kaymasını ateşe düşmek gibi tehlikeli görecek. Bunu gördüğü zaman, bu üç tane özelliği taşıdığı zaman bu insan imanın tadına varmıştır. Allah'ı ve Peygamber'i her şeyden çok sevmiştir. İnsanları severken Allah için sevmiştir, menfaat için değil. Üçüncü olarak da küfre düşmekten korkuyor, ateşe düşmekten korktuğu gibi. Bu üç tane özellik bir insanda olursa imanın tadına varmıştır. İmanın tadına varmak ne demektir? Bu insan artık imanın tadına varınca, imanın gereği olan vazifeleri aynen iştahı çok olan bir insan sofraya oturduğu zaman tabakları nasıl böyle götürürse, siler süpürürse, tabak üzerine tabak doldur boşalt, doldur boşalt, iştahı çok olan bir insan, efendim nasıl ki yemekleri böyle önüne konan yemekleri buldozer gibi ezip geçerse, tabiri caizse hepsini hallederse, Allah'ı ve Peygamber'i gerçekten seven ve sevdiğini Allah için seven, küfre düşmekten, ateşe düşmekten korktuğu gibi korkan insan imanın tadına varmış olur. İmanın tadına varınca da bunlar aynen iştah, yani ibadetler aynen yemeğe iştahı olan insanın sofraya oturduğu zaman manzarası gibidir. Rahmetli babam Urfa'da çalışıyor, çok sıcak var. Efendim diyor ki, minareden gömleğimi ıslatsam, aşağı düşürsem, aşağı ininceye kadar kururdu. O kadar sıcak var. Karadeniz'de Urfa'nın sıcağını kıyasladığın zaman arada çok fark var. Hem çalışıyorum, hem çok terliyorum, durmadan su içiyorum, bir de çok acıkıyorum diyor. Gittim lokantada yemek yiyorum, bir çorba ver, arkasından bir çorba daha ver, arkasından bir çorba daha ver, arkasında bir tabak nohut ver, bir tane daha ver, birisi seyrediyor diyor karşıdan beni. Biraz sonra yaklaştı bana, dedi ki, sen her gün burada mı yemek yiyorsun? Dedim ki, evet, öğlenleri burada yiyorum. Dedi, hangi saatlerde yiyorsun? Bu saatlerde diyorum. Hayırdır? Ya dedi, ben dedi hiç yemeğe iştahım yok dedi. Senin yemeği yediğini görünce benim de iştahım geldi. Hangi saatlerde yiyeceksen ben de geleyim, senin karşında oturayım. Sen yedikçe ben de sana bakayım, benim de iştahım gelsin, ben de yiyeyim, senin yemeğin parasını da ben ödeyeyim dedi. Rahmetli de dedi ki, ya sen dedi haline şükret. Benim bu boğazım, bu yemeğe olan iştahım ta Karadeniz'den beni Urfa'ya getirdi. Otur oturduğun yerde. Yoksa bunun altından kalkamasın diye ona bir espri yaptı. Yani bir insanın iştahı çok olunca ne oluyor? Getir bir tane daha, getir bir tane daha oluyor değil mi? İştahı olmayınca önüne en güzel yemeği koysanız yemeyeceğim, kaldıracağım diyor. İşte yemekteki iştah neyse ibadetteki iştah da odur. Bir insan düşünün ki, değil mi? Beş vakit namazına artı evvabin, teheccüd, işra, kuşluk falan namazlar kılıyor. Herkes camiden çıkıyor, o namaza devam ediyor. Evinde gidiyor, namaza devam ediyor. Ve bu adam, efendim, sadece beş vakit namazı kılıp bunları kılmayan insandan farklı bir şeye inanmıyor ki, aynı şeye inanıyor. Ama bunun içinde ne vardır? İbadetin tadını biraz daha fazla almak var. İştahı biraz daha fazla. Yetmiyor ona beş vakit namaz. Bir başkası diyor ki, ben diyor cumaları kıldım yeter diyor. Beş vakit namazı kılamıyorum diyor. Ben cumaları kılıyorum. Yani cumadan cumaya yemek yesen olur mu? Olmaz. Cumadan cumaya yemek olmuyor da cumadan cumaya namaz nasıl oluyor? İştahı o kadar yani. Hani bazen ne oluyor şimdi? Vatandaş yemek yiyemiyor. Yemek yiyemeyince ne yapıyorlar? Serumla beraber ona hayatta kalabilmesi için yemek gıda takviyesi yapıyorlar hastanede. Gıda takviyesi yapıyorlar. Hayatta durabilmesi için ya yemek yemesi lazım veya gıda takviyesi yapılması lazım. Kardeşim, günde beş vakit namaz isteniyor bir insandan, bu onu ne yapıyor? Haftada bir namaza indiriyor, cumaya indiriyor. Bakın, şurasını belki bir daha söylemiş olabilirim. Yani önümüzde sohbetimizin sonuna doğru tekrarlamış olabilirim. Bir başka gelen, daha sonra gelen dostlarımız da duysun diye. Bir insan önce beş vakit namazı cumadan cumaya indiriyorsa, bunun arkasında ne gelir biliyor musunuz? Cumaları da bayramdan bayrama indirmeye sıra gelir. Sonra cumalardan vazgeçip iş bayramdan bayrama dönünce sıra nereye gelmiş olur? Bayramları da terk etmeye gelir. Peki bayramları da terk edince nereye sıra gelmiş olur? Namaz gitti. Sıra oruca gelir.
Orucu da terk edince sıra nereye gelir? Sıra yavaş yavaş iman dairesinden çıkmaya sıra gelir. Namaza da ne gerek var dediği andan itibaren bu sefer iman dairesinin içerisinde de değildir. Küfür deryasına, küfür bataklığına batmıştır. Bir insan namaz kılmasa imandan mahrum olmaz. Ben yanlış yapıyorum, kılmam lazımdı, farzdır dedikten sonra. Ama namaza da ne gerek, insanlık yeterlidir, kalbin temiz olsun yeter dediği zaman Kur'an'da namazı dosdoğru kılın diye vaki olan bir sürü emirleri ne yapmış oluyor? Allah bunları gereksiz söyledi demiş oluyor. Bunları elinin tersiyle itmiş oluyor. Dolayısıyla bir ayeti inkar etmek veya yersizdir demek kafir olmak için yeterli bir sebeptir. Binaenaleyh bir insan kılmadığı namaz sebebiyle imandan mahrum olmasa bile namaza gerek yok dediği andan itibaren imandan mahrum olmuş olur. İmanın tadına varan insan ne yapmış olur? En büyük faydası nedir? İmanın tadına varan insanın en büyük faydası nedir? Bu dünyada imtihan için varız. Bu imtihanda yapmamız gereken amelleri nedir? Bu namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır, anamıza, babamıza, çevremize iyi davranmaktır, güzel ahlaklı olmaktır. Bunlara karşı olan iştahımız artmış olur. Namazdan doymak bilmeyiz, oruçtan doymak bilmeyiz, ibadetten doymak bilmeyiz. İştahımız yerinde olur. Bizi kimse ibadetten geri alamaz, alıkoyamaz. Bütün bunlar için ne lazımdır? Yani o imanın tadına varıp bu ibadet iştahını artırabilmek için ne lazımdır? İştah şurubu nedir burada? Allah'ı ve Peygamber'i her şeyden çok sevmek lazım. İnsanları severken menfaat için değil, Allah için sevmek lazım. Bir de kayıp yuvarlanıp küfre düşmeyi, ateşe düşmek gibi tehlikeli görmek lazım. Yani adam kardeşim sen faize bulaşıyorsan, bunun bir adımı harama bulaşmaktır. İkinci adımı imandan çıkmaktır. Ne demek imandan çıkmaktır? Yani diyelim ki evvela faize bulaşıyorsun. Haramdır dediğin zaman bir haram işlemiş, günah işlemiş oluyorsun. Ama bir adım sonrası niye haram olsun demeye gelir sıra. Niye haram olsun dediğin zaman Allah'a kafa tuttun. Onun haram kıldığını ne yapmış oluyorsun? Ne gerek var bunu haram kılmaya deyip Allah'a müdahale etmiş oluyorsun. Şeytan zaten neyle kafir oldu? Neyle şeytan oldu? Allah'a müdahale ettiği için şeytan oldu. Allah ona secde edeceksin dedi. Ne gerek dedi Adem'e secde etmeye? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın dedi. Ne gerek benim Adem'e secde etmeme? Sana secde ederim, Adem'e secde etmem dedi. Şimdi burada ne yaptı şeytan? Allah'a müdahale etti. Nesine müdahale etti? Adem'e secde etmesine müdahale etti. Etti de ne oldu? Şeytan oldu. İstekbere ve kânimler kâfirîn. Kibirlendi ve kâfirlerden oldu diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki Allah'a müdahale eden insan dinden imandan çıkar mı? Allah'a müdahale eden insan dinden imandan çıkar mı? Çıkar. Allah'a müdahale ne ile olur? Farz kıldığını inkar etmekle, yersiz görmekle, gereksiz görmekle. Haram kıldığına, hayır buna ne gerek var, niye haram olsun ki, ne gerek var, haram değildir demekle. Bunu haram kılmak yersizdir demekle Allah'a müdahale etmiş olur insan. Bu zamanda neden faiz haram olsun dediği zaman insan kime müdahale etmiş oluyor? Faizi haram kılan Allah'a müdahale etmiş oluyor. Bu zamanda neden namaz farz olsun? Kalbin temizliği yetmez mi dediği zaman yine kime müdahale etmiş oluyor? Allah'a müdahale etmiş oluyor. Peki insan Allah'a müdahale edince ne olmuş olur? Aynen şeytanın yaptığını yapmış olur. Şurasını da unutmamak lazım kıymetli dostlar. Şeytan bir noktada Allah'a müdahale etti. İkinci noktası yok. En azından bizim bildiğimiz yok. Şeytan sadece secde emrinde müdahale etti. Olmaz dedi. Ben ateşten yaratıldım. Adem topraktan yaratıldı. Ben Adem'e secde etmem dedi. Bunun dışında şeytanın Allah'a itiraz ettiği bir başka konu var mıydı o güne kadar? Yoktu. Sadece bir konuda Allah'a itiraz edince şeytan şeytan oldu. Allah'ın rahmetinden kovuldu. Ve bütün dünyada Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek insanlar اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diye en azından semavi dinlere müntesip olan insanlar, yani ilahi dinlere mensup olan insanlar şeytan diye bir varlığa lanet etmiş oluyorlar. Hepimiz her namazda,
Her Eûzü Besmele çektiğimizde şeytana lanetimizi okuyoruz. Sebebi nedir? Allah'a müdahale etmesi. Nerede müdahale etti? Âdem'e secde emrinde müdahale etti. Kardeşim, şeytan Allah'a, Allah'ın emrine müdahale edince şeytan oluyor da, ben Allah'ın emrine müdahale etmiş olsam, ben bu emri beğenmemiş olsam, şeytandan ne farkım var ki benim? Sonuçta Allah Celle Celaluhu Allah'tır, kainatın sahibidir. Hepimiz kuluz, şeytan da onun kuluydu. Kul olarak kendisini yaratan, kainatı yaratan Allah'a müdahale edince şeytan oluyor. Kardeşim, ben de bu müdahaleyi yaparsam şeytandan farkım olmaz ki. Müdahale nedir? Allah'ım ben sana müdahale ediyorum demez ki. Ne oldu? Adem Aleyhisselam'a secde etmesini şeytana emretti. Ne dedi şeytan? Hayır, ben bunu yapmam dedi. Gereksiz görüyorum dedi bunu. Yapmam demedi sadece. Gereksiz görüyorum dedi. Yersiz bir emirdir dedi bu. Çünkü ben ateşten yaratıldım, bu topraktan yaratıldı. Ben ondan daha değerliyim. İkimizden birimiz öbürüne secde edecekse o bana secde etsin. Ben niye ona secde edeyim dedi. Bunu söylemiş olması Allah'a müdahale oldu mu? Oldu. Neye mal oldu? Şeytan kafirlerden oldu. O zamana kadar dost olan şeytan, Mevla ile dost olan şeytan, hiç itiraz etmeyen şeytan, şimdi bu manzarayla beraber Allah'a müdahale etmiş oldu ve Allah'ın huzurundan kovulmuş oldu. Racim demek kovulmuş demektir. Kıymetli dostlar, burada çok açık ve net bir şekilde bir mesaj var. Nedir bu mesaj? Şöyle sorsam size, şeytanın yaptığı itirazı, haşa Adem Aleyhisselam yapsaydı herhangi bir emirde, Adem Aleyhisselam'ın başına gelen şeytanın başına gelenden farklı mı olurdu? Yok. Adem Aleyhisselam bir yanlış yaptı. Nerede yanlış yaptı? Cennette yememesi gereken meyveden yemiş oldu, yanlış yaptı. Bu yanlış yapması müdahale değildi. Şeytanın yeminine aldandı. Hemen ne yaptı? Estağfurullah dedi, özür dilerim Allah'ım dedi. Hemen geri çekildi, haddini bildi. Haddini bilince Allah ne yaptı? Onu affetti. Sonra peygamber ilan etti. Doğru mu? Ne diyoruz? Adem aleyhisselam diyoruz. Şeytana ne diyoruz? Racim diyoruz, kovulmuş diyoruz. Adem aleyhisselama selam okuyoruz, rahmet okuyoruz. Ama şeytana ne diyoruz? Lanet okuyoruz ona. Mesele bu. Şimdi bir insanın Allah tarafından kendisine farz kılınan bir ibadeti yapmaması bir hatadır. Bu Allah'a müdahale değil, tembellik ve gevşekliktir. Ancak buna gerek yok dediği andan itibaren, buna gerek var diyen kim? Farz demek gerekli demektir, zaruri demektir. Gerek var diyen kim? Allah. Gerek yok diyen kim? Kul. Gerek, Allah'ın gerek var dediğine gerek yok demek Allah'a sizce müdahale midir, değil midir? Elbette müdahaledir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Allah'a müdahale küfürle sonuçlanmış olur. Yani farz olan bir ibadete niçin farz olsun demek, hayır farz değildir demek ne yapar? İnsanı küfre götürür. Şimdi Kur'an ayetlerine baktığımız zaman İslam'da kadının örtüsü kesin emir midir? Zaruri midir? Kesin emirdir. Nur suresine bak, efendim Ahzab suresine bak, Kur'an'a bak, İslam tarihine bak, peygamber tarihine bak, İslam tarihine bak. Kesin midir? Bu kesindir. Peki bugün birisi kalksa dese ki ben açık saçık dolaşacağım, canım böyle istiyor dese, dinden çıkmış olur mu? Hayır, çıkmış olmaz. Ne yapmış olur? Günah işlemiş olur. Peki şöyle demiş olsa, ya erkekler dolaşıyor açık saçık baş açık öyle böyle dolaşıyor da biz niye kapanalım kardeşim ya? Buna gerek yok derse, bu Allah'a müdahale midir, değil midir? Allah'ın olması gerekir, kadın örtünmesi gerekir demesine, hayır Allah'ım sen burada yanlış yapıyorsun, kadın örtünmesi gerekmez deyip de Allah'a müdahale etmiş olur. Bu müdahale ne yapar? İnsanı asi olmaktan kafir olmaya götürür. Asi olmaktan kafir olmaya götürür. Asi olduğu zaman isyanının cezasını çeker, sonra cennetine girer. Veya Cenab-ı Hak affeder, hiç cehenneme girmeden Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olur, cennete girer.
Ama kafir olarak ahirete giderse bunun cehennemden çıkıp cennete girme ihtimali sıfırdır. Kafir olarak ahirete göçen insanların af edilme ihtimali Kur'an'ı bize inzal eden Allah'tır. Bu ayetlere baktığımız zaman bunu göremiyoruz. Hatta tam tersini görüyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kesinlikle Allah'a ortak koşan, küfür üzere olan insanları af etmeyeceğim diye Kur'an-ı Kerim'de len yani ebediyet manası ifade eden, te'kid manası ifade eden kelimeyle ifade edilmektedir. Onun için kıymetli dostlar tekrar başa dönüyorum. Kalbimize taalluk eden vazifeler vardır. Efendim bedenimize taalluk eden vazifeler vardır. Kalbimize taalluk eden vazifeler bedenimize taalluk eden vazifelerden daha önemlidir. Kalbimize taalluk eden vazifelerden birisi efendim Allah'ı ve peygamberi her şeyden çok sevmektir. 2. İnsanları menfaatlerinden, makamlarından, mevkilerinden dolayı değil, Allah için sevmektir. 3.'sü de ayağımın kayıp küfre düşmesi benim için o kadar büyük bir tehlikedir ki ateşe düşmek neyse ayağımın kayıp dinden imandan çıkmak da benim için böylesine tehlikedir diye insan inanması lazım. Ateşe düşmemek için nasıl tedbir alırsa, birisi kendisini ateşe atmak için mücadele verdiğinde nasıl böyle onun karşısında direnirse, kendisini küfre düşürecek tehlikeler karşısında da böyle direnmesi lazım. Bunları yaptığı zaman imanın tadına varmış oluyor. İmanın tadına varınca da ibadetin tadına varmış oluyor kıymetli dostlar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Men ahabbe lillah ve abghada lillah ve a'ta lillah ve mena'a lillah fakat istekmele iman. Bir insan seviyor birisini. Ne için seviyor? Bakmak lazım. Onda bir menfaati var diye mi seviyor? Hemşerisidir diye mi seviyor? Efendim, aynı siyasi partiyi veya aynı spor kulübünü üyesi olduğu için mi seviyor? Ne için seviyor? Bu sevginin arkası Allah için diye doldurulabiliyor mu? Doldurulamıyor. Menfaat için veya dünyevi bir hedeften, maksattan dolayı olan sevgiler Allah nezdinde pek değer ifade etmez. Eğer sen birisini Allah için seviyorsan, işte Allah buna değer veriyor. Allah buna değer veriyor. Çok anlaşılır bir misalle söyleyeyim kıymetli dostlar. Mesela siz üniversitede okuyan, medresede okuyan veya bir yerde çalışan bir çocuğunuzu birisinin efendim sizin hatırınız için falanca kişinin çocuğu musun? Öyleyse sen o babanın evladıysan ben seni sevdim deyip de ilgi duymuş olsa sizin çocuğunuza sizin hatırınız için ilgi duyan bir insana sizin sevginiz artar mı artmaz mı? Ne dersiniz? Artar. O zaman Mevla da şöyle bakıyor. Benim bir dostuma benden dolayı, bana olan saygısından, ilgisinden, sevgisinden, benim yolumda yürümesinden dolayı sevgi duyuyorsa, o zaman bu sevgi ne yapıyor Allah'ın yanında? O sevenin kalitesini yükseltmiş oluyor. Çocuğumuza bizim hatırımız için ikram eden, evini açan, efendim veya tebessüm eden birisine bizim sevgimiz arttığına göre, Allah için Allah'ın bir kuluna, bir dostuna olan sevgimiz, Allah'ın yanında bizim kredimizi yükseltir, bizim derecemizi yükseltir, sevgimizi artırmış olur. Kızın nefret ettiğin insana niçin kızacaksın, niçin nefret edeceksin? Bunlar çok ince çizgidirler kıymetli dostlar. Biz nefsimizin esiri olduğumuzdan dolayı, nefsani duygularımızın esiri olduğumuzdan dolayı kendi kendimizi aldatıyoruz. Severken menfaat için seviyoruz, kızarken menfaatlerimiz kesildiği için kızıyoruz. Aslında bunlar bizim imanımızla bağdaşmıyor, inancımızla bağdaşmıyor. Kendimizi bir revize etmemiz gerekiyor. Efendim, bir insan kızıyorsa Allah için kızması lazım. Sevdiğini Allah için sevecek, kızdığını Allah için kızacak. Bir şeyi veriyorsa, ikram ediyorsa, birisinden karşılık beklediğinden dolayı, Allah'tan karşılık beklediğinden dolayı, onun rızasını, sevgisini kazanmak için verecek. Bir şeyde de dur diyorsa, yine Allah için orada dur demiş olacak. Bu özellikleri bir insan gerçekleştirirse imanını kemale erdirmiş olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Şimdi kıymetli dostlar, sevgi dediğimiz şey kalpte olan bir durumdur, olgunluktur, kemalattır. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, amellerin en faziletlisi Allah için sevmektir ve Allah için kızmaktır. Her şey menfaate dönünce, her şey dünyaya dönünce insanlar insanları ne için seviyorlar? Menfaat için seviyorlar, dünyalık için seviyorlar. Tebessüm ediyorsa bir menfaati var diye tebessüm ediyor, nefret ediyorsa bir menfaati kesildiğinden dolayı nefret ediyor. Bunlar dünyevi sevgi ve dünyevi nefrettir. Kardeşler, dünyanın tamamının sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Dünya leştir. Dünya bir leş gibidir. Cennete göre, ahirete göre dünya bir leş gibidir. Leşin talipleri insanlar değildir, başkalarıdır. Dolayısıyla dünyanın kendisi leş olunca, dünyacılık da leşçilik demektir. İnsanları menfaat için, makam için, mevki için sevmeye kalktığımız zaman, çok affedersiniz, leş için sevmiş oluruz. Bu Allah nezdinde bizim değerimizi artırmış olmaz. Sevdiğini Allah için seveceksin. Allah'a iman ettiğinden dolayı, ibadet ettiğinden dolayı, Allah yolunda yürüdüğünden dolayı, namazındaki hassasiyetinden dolayı, ibadetindeki hassasiyetinden dolayı, fakir fukarayı sevindirdiğinden dolayı, merhametli olduğundan dolayı, anasına babasına saygısından dolayı, çevresiyle ilgisinden dolayı, güzel amellerinden dolayı sevdiğin zaman bu sevgi senin de seviyeni yükseltmiş olur. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, ameller içerisinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, bir sürü ameller var. Bu ameller içerisinde en faziletlisi Allah için sevmektir. Allah yolunda sevmektir. Ve Allah için kızmaktır. Bu durumu gerçekleştirdiğimiz zaman bizim kendi kalitemiz Allah nezdinde yükselmiş olur kıymetli dostlar. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Meryem Suresi'nde şöyle buyuruyor. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Şüphesiz iman edip salih amel işleyen kullarım seyecalu lehumur rahmanu vudda. Bir insan imanı tamamsa, amelleri de tamamsa, imanın yanında ameller de olacak. İman, amel bütünlüğü meydana gelecek. Şimdi kıymetli dostlar, bizim bir elimiz kısa olsa, değil mi? Veya bir elimiz çalışmasa hayatımız felç olur, değil mi? İşlevlerimiz ciddi manada sekteye uğrar. Veya bir ayağımız çalışmasa, bir ayağımız çok kısa olsa ne olur? Yürüyüşümüz gerçekten sekteye uğrar. Ne olması gerekiyor? Bedende eller, parmaklar birbiriyle uyum içerisinde olması lazım. Ayak birbiriyle uyum içerisinde olması lazım. Uyum içerisinde olmadığı zaman hayat sekteye uğruyor. Kardeşim, bizim imanımızla amelimiz uyum içerisinde olmazsa imanımız sekteye uğruyor. İnanıyorsun ki 5 vakit namaz farzdır. Var mı namaz? Yok. Peki o zaman uyumsuzluk yok mu burada? İnancımızla yaşantımız arasında uyumsuzluk yok mu? Uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk, ayaklarımız arasında uyumsuzluk olsa, birisi kısa birisi uzun olsa hemen ne oluyor? Hayatımıza etkiliyor. Bir elimiz felç olsa, bir elimiz çalışsa, bir elimiz çalışmasa hayatımız ne oluyor? Yarı yarıya felç oluyor. İşlevlerimiz bitiyor. Biz mağlul bir insan oluyoruz. Bir ayağı değil, bir parmağı çalışmayan insan mağlul insandır. Bir parmağı çalışmayan insan mağlul insan ise, haftada 35 vakit namaz kılması gereken sadece bir vakit kılarsa, 34 vakitte çalışmıyorsa, 34 tane parmağı çalışmıyor, bir tane parmağı çalışıyorsa, bu adam mağlul değil midir? İman açısından, din açısından mağlul, sakat bir insan değil midir? Bakın dostlar, bir daha söylüyorum. Çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Bir insanın imanı neyi gerektirir? İnandığı Allah'a teslimiyeti gerektirir. Zaten müminin bir adı da nedir? Müslim'dir. Mümin, Müslim. Müslim ne demektir? Mümin inanan demektir. İman neyi gerektirir? İslam'ı gerektirir. İslam ne demektir? Teslimiyet demektir. Allah'a iman ettik. O iman ettiğimiz Allah bize talimat veriyor. Rabbeyk Allahümme lebbeyk, ne emredersen baş üstüne Allah'ım demek o imanın gereğidir. O imanın gereğidir. Ne diyoruz şimdi namaza duracağımız zaman? Allahu Ekber. En büyük Allah'tır, ondan büyük yoktur. Peki sadece namaza dururken mi Allah en büyüktür? Yoksa her zaman mı Allah en büyüktür? Her zaman Allah en büyükse sokakta giderken de onu dinleyeceksin, evinde otururken de onu dinleyeceksin, iş yerinde çalışırken de onu dinleyeceksin. O ne derse, çünkü en büyük O'dur, en güçlü O'dur,
en kuvvetli odur. Herkes ona hesap verecek. O kimseye hesap vermeyecek. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Allah kimseye hesap vermez ama herkes Allah'a hesap verecek. Kardeşler, size şöyle bir soru sorayım. Bugüne kadar milyonlarca insanı, efendim, hayatta olan insanlar kendi elleriyle kefenlediler, toprağa teslim ettiler. Bugüne kadar Allah'a gitmeyen, başka tarafa giden birisini bilir misiniz? Duydunuz mu? Her gelen gidiyor. Nereye gidiyor? Herkes hesaba gidiyor. Herkes Allah'a hesap vermeye gidiyor. Bedenimiz çürüyebilir, toprak olabilir, böceklere yem olabilir. Peki ruhumuz? Bizi biz yapan beden midir? Beden çürüyor. Beden çürüyor. Bizi biz yapan, gözümüzü gördüren, kulağımızı işittiren, aktivitelerimizi sağlayan canımız ve ruhumuz. Bütün bunlar gözle gözüken şey midir? Değildir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, her gelen geliyor. Kimden geliyor? Allah'tan geliyor. Peki nereye gidiyor? Gelen gidiyor. Allah'a gidiyor. Ah dostlarım be! 100 sene sonra hepimiz Allah'ın huzurundayız. 100 sene niye söyledim? Aramızdaki gençleri de nazara itibar aldı içmiş. Hadi 50 sene sonra söyleyeyim. 50 sene sonra ne ben varım ne de siz varsınız dostlar. Hepimiz hesap için Allah'ın huzurundayız be. Bize arabamızın modelini sormayacaklar. Oturduğumuz dairenin genişliğini sormayacaklar. Maaşımızın miktarını sormayacaklar. Allah'a nasıl kulluk yapıp yapmadığımızı soracaklar. Ben siz dostlarımla şunu çok iyi paylaşmak istiyorum. Diyorum ki size, imanımızın gereği nedir? 5 vakit namaz kılmak mıdır? Bu imanın gereği midir, değil midir? Evet. Çünkü Allah, اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Şüphesiz namaz vakitleri belirlenmiş bir şekilde farz kılınmıştır. Vakitleri belirlenmiş bir şekilde farz kılınan namaz, günde 5 vakit namazdır. Haftada 35 vakit namaz yapar. Peki haftada 35 vakit namaz Allah tarafından farz kılınmıştır. İmanımızın gereği İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmaktır. Biz inancımızın bu gereğini, ben bir haftada 35 vakit namaz kılmam gerekir diye inandığımız bu namazı, bir vakte indirdiğimizde, sadece cumaya indirdiğimizde, ben cumayı kılıyorum dediğimizde, bunun bir adım sonrası nedir? Ben 34'ünden vazgeçtim. 34'ünden vazgeçtim. Ben bir tane yapacağım, o da cuma olacak dedim. Bunun bir adım sonrası nedir? Bir adım sonrası, cuma günü çok yoğun işlerimiz vardır. Bir defa aksatır, iki defa aksatır, cumadan da vazgeçtim. Senede 2 tane bayram vardır. İş nereye gelir? 5 vakit namaz indi cumalara, haftada bire. Haftada bir. Sonra nereye inmiş olacak? Senede 2'ye inmiş olacak. Senede 2'ye de inince bir müddet böyle devam eder. Bayram namazları da sabah namazından sonra olunca uykuya kaldım, geç yattım deyince bayram namazında da geç kaldım. Bir defa bayram namazı aksadı, bir daha aksadı. Buna da gerek kalmadı. 5 vakit indi cumaya, cuma indi bayrama, bayramdan sonra da sıyrıldık, namazsız kaldı. Kardeşim, ondan sonra sıra nereye gelir biliyor musunuz? Namaza ne gerek, kalbin temiz olsun yeter demeye sıra gelir. Peki namaza ne gerek, kalbin temiz olsun dediğimiz zaman Allah'a müdahale etmiş olur muyuz, olmayız mı? İşte burada Allah'a müdahale var. Namaza ne gerek, kalbin temiz olsun dediğimiz anda Allah'a müdahale etmiş olur. Ey Allah'ım, sen varsın, birsin ama bu 5 vakit namazı farz dedin, buna gerek yok, bunu yanlış yaptın. Kalbin temiz olsun yeter demen lazımdı demiş oluyor insan Allah'a. Bu Allah'a müdahaledir, bu şeytanlıktır. Bu şeytan gibi Allah'a müdahale etmektir. Şeytan bir konuda Allah'a müdahale etti, kafir oldu ve Allah'ın huzurundan kovulmuş oldu. Şimdi kıymetli dostlar, bir kardeşimizle sohbet ederken dedim ki namazlar konusunda nasılsın? Dedi hocam, bir ara sizinle ikili sohbet ettik dedi. Dolayısıyla o sohbetten sonra namaza başladım dedi. Biraz da hızlı başladım dedi bir kardeşimiz, iyi niyetli bir kardeşimiz. Sonra dedi, 5 vakit namazı bıraktım dedi, yavaş yavaş bıraktım, cumaları kılıyordum. Dedim sonra dedim cumalar, o da dedi şimdi sakata bindi dedi. Dedim bayramları kaçırmıyorsun değil mi dedi. Dedi biraz sallandı yani. Bayramlarda şimdi sabah erken olunca işte kalktım kalkamadım, 1-2 aksayınca o da. Peki dedim oruçlar nasıl dedim, Ramazan orucu nasıl? Boynunu büktü. Kardeşim bak, sen bir defa 5 vakit namazı aksatınca, cumaya bırakınca ikinci kademe şeytan senden neyi alacak? Cumaları alacak.
Sonra ne diyecek sana? Cumalar aldıktan sonra bayramı alacak. 5 vakit gitti, cuma gitti, bayramlar gitti, ne kaldı? Orucu alacak senden. Yazdır, uzun mevsimdir, koşacağım, çalışacağım dersin, orucu da aldı senden. Namaz gitti, cuma gitti, oruç gitti. Ne kaldı geriye kardeşim, ne kaldı? Nereye gidiyorsun, nereye? Nereye gidiyoruz? Allah'a, Allah'a gidiyoruz. Hesap vermeye gidiyoruz. Kolay mı be? Bir polis çağırsa senin, acaba ne soracak diye ayakların tutuşuyor, titriyorsun be. Bir mahkemelik işin olsa kaç tane avukat arıyorsun? Ahirette avukat, mavukat yok. Avukat yok. Sen kendin hesap vereceksin Allah'a. Avukata da ihtiyaç yok. Zira orada sana haksızlık yapılmaz. Ne varsa önüne o konacak. Yapmadığın bir şey yaptığın söylenmeyecek. Yaptığın bir şeyi de saklaman mümkün olmayacak. Hep Allah'a gidiyoruz. Buradan siz kalkarsanız şimdi cumadan sonra işinize gidersiniz. Ama nereye giderseniz gidin, her gittiğinizde, gittiğiniz yerde nefes alıp veriyor musun kardeşim? Yolcusun, gidiyorsun. Allah'a, Allah'a gidiyorsun. Hesap vermeye gidiyorsun. Patrona hesap vermek başka, polise hesap vermek başka, hakime, savcıya hesap vermek başka, Allah'a hesap vermek başkadır. Biz bu dünyaya sonunda Allah'a hesabı vereceğimiz bir hayatı, bir imtihanı yaşamak için geldik. Dolayısıyla siz bugün burada, bu saatte niçin buradasınız? Yarın bugünkü cuma ile ilgili hesabınızı kolay veresiniz diye buradasınız. Öyle mi değil mi? Bugün bu saatte buradasınız. Bunun hesabını yarın ahirette verirsiniz. Ama sabah namazının hesabını da verecek misiniz? Bu cumanın hesabını verirsiniz. Geldiniz, Allah hepinizden razı olsun. Sabah namazının hesabını verebilecek misiniz? İkindinin hesabını, akşamın hesabını, yatsının hesabını da sorar mı Allah? Yoksa sadece cuma hesabımı sorar Allah? Eğer cumayı farz kıldığından dolayı cumanın hesabını soracaksa, farz kıldığı sabah namazın, farz kıldığı ikindi namazını, farz kıldığı 5 vakit namazının hesabını sormayacak mı? Soracak. Peki cumanın hesabını vermek için işinizi bıraktınız, buraya geldiniz. Bu korku, bu duygu, bu iman sizi buraya getirdi. Ben de diyorum ki siz dostlarıma öyleyse, bu konuda hassasiyetimizi ortaya koyduğumuz gibi, 5 vakit namaz konusunda da ben bunun da hesabını vereceğim. Allah bana bunun da hesabını soracak. Bunu da vermeye hazır olmam lazım diyecek noktaya gelmeliyiz. Sonuç olarak kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'i okundu. Dersimin başındaki şu cümlelerle dersimi bitireyim. Sofraya oturan insanlar iki türlüdürler. Bir iştahı olan, bir de iştahı olmayan. İştahı olan insan gözü doyar ama midesi doymaz. Veya karnı doyar ama gözü doymaz. Karnı doyar mı, gözü doymaz. Hala karnı doymuştur ama iştahı yerinde olduğu için bir şeyler daha yemek istiyor. Ondan sonra obeziteler başlıyor, kan değerleri yükseliyor falan. Yani normalde karnım doydu ama iştahı olduğu için yemeye devam ediyor. Fakat bir adam da var ki yemesi gerektiği halde iştahı yok, midesi bulanıyor, yemek yemiyor. Hatta bazen öyle duruma geliyor ki sağlık dengesi bozulduğundan dolayı serumla beraber gıda takviyesi yapıyorlar. Peki bu yemekteki iştah ve iştahsızlık bünyedeki sağlık veya sağlıksızlıktan kaynaklanıyor. Kardeşim yemeğe iştah neyse ibadete iştah da aynı şeydir. İbadete iştahın var mı yok mu? Eğer ibadete iştahın yoksa bir haftada sadece cumadan cumaya ibadete iştahın var diyorsan ben sana şunu soracağım. Haftadan haftaya, cumadan cumaya yemek yemeye kalkacak olsan veya senin çocuğun haftada bir yemek yese, senin için ekonomik şartlarda efendim günde 2 defa yemiş olsaydı 14 defa olacak, 3 defa yetmiş olsaydı 21 defa yemiş olacaktı, 21'i 1'e düşürdük, kârdayız mı dersin yoksa bu Allah'la bu yemek yemesi lazımdı, yemiyor bunu tedavi etmek lazım mı dersiniz, tedaviye ihtiyacı var. Kardeşler günde yemek haydi 3 olsun, 3 kere yemek haftada 21 yapar ama günde namaz 5 defadır. Haftada ne yapar bu? 35 yapar. 21 yemeği 1'e indirmek olmaz da 35 namazı 1'e indirmek olur mu? Hiç olmadığından iyidir elbette ama buranın hesabını iyi yapmak lazım. Benim neden namaza iştahım yok? Nerede yanlışım var? Nereden tedavi olmam lazım? Hastayım. Hastaysam bunu bilmem lazım ve bunun tedavisini olmam lazım. Hep gidiyoruz, hepimiz Allah'a gidiyoruz. Fotoğraflarımızı, gençlik fotoğraflarımıza bir baktığımız zaman vay be, nereden nereye diyoruz değil mi? Nereden nereye diyoruz?
evlilik fotoğrafları gördüğümüzde, daha varsa çocukluk fotoğraflarımız gördüğümüzde, Allah Allah, bu ben miyim falan diyoruz. Bunu tanıyor musun ya? Çocuklarımıza soruyor, bunu tanıyor musun? Aa, bakıyor, tanımıyor bizi. Çocukluk fotoğrafımızı tanımıyor. Nereden nereye geldik? Gidiyorsun kardeşim, gidiyoruz kardeşim. Allah'a gidiyoruz, hesap vermeye gidiyoruz. Sonucunu, dünyada yaptıklarımızın sonucunu görmeye gidiyoruz. Dolayısıyla Allah hepimize yardım eylesin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, ne için yaratıldığımızı, ne için var olduğumuzu kavrayabilmeyi, aşk ile şevkle kendisine ibadet yapabilmeyi, hesabımızı kolaylaştıracak amellerimizi, davranışlarımızı Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimize kamilen nasip eylesin. Dünyadan ahirete göçerken hazırlıklı bir şekilde güle güle göçebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruzu mahşerde pırıl pırıl yüzüyle, güzel amel defteriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Livaül Ham sancağı şerifi altında buluşabilmeyi, ilk cennete girenlerle girebilmeyi, orada cemalullah'a doya doya beraberce seyredebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. İllahi'l-Fatiha.